Efendim, ara ara hem bize mesaj atıyorsunuz, hem beni yolda gördüğünüzde çevirip söylüyorsunuz. Ya da işte sizi çok güzel seyrediyoruz ama psikoloğunuza bayılıyoruz diyorsunuz. Buyurunuz efendim, size bayram hediyemiz, özleyenlere bayram hediyesi. Programımızın vazgeçilmezi, çok değerli psikoloğu sevgili Aslı Karasaç Özkaya bizlerle beraber. Aynı zamanda tanemciğimiz de doğuncaya kadar bizimle oldu. Tanem'in de anneci. Ay, hoş geldin. Ne güzel sunuyorsun canım sen, benim. Herkesi programına gelenler buradan bir özgüvenle çıkıp gidiyorlardır kesin. Gerçekten insanlar inanılmaz güzel sunuyorsun. Canım benim, bir kere saçın çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Kestirmiş. Kestim hemen keşfettim gördüğün gibi, ama ondan önce tanemciğimiz nasıl? Tanem şu an Bodrum'da küçük hanım. Oh, tatile Bodrum sezonunu açtı. Açtık. Haziran'ın başı itibariyle açtık. Oh. Orada keyif yapıyor, temiz hava. 3 günde büyüdü biliyor musun orada? Orası tabii. İnanılmaz iyi geliyor çocuklara. Onu bıraktım, geldim. Hoş geldin. Bayram deyince tabii ki güzel fikirlerinden yararlanmak. Sana sorularımızı iletmek istiyoruz sevgili Aslı'cığım. Tabii ki. Şimdi... Ben de çok özlemişim bu arada sizi. Nasıl özlemişim anlatamam. Herkes bana da soruyordu. Aslı'cığım, nasıl anlatacağız çocuklarımıza bu özel günü, kaç yaşından itibaren bayram ritüellerine başlamalıyız? Şimdi bir kere aslında hep çocuklara anlatmaktan gidiyoruz ya, ama ben her defasında hep şey diyorum. Çocuklar birçok şeyi anlatarak değil, aslında görerek öğreniyorlar. Yani anne babalar onlara rol model olduklarında çocuklar daha çok o kaydı açıyorlar, hafızalarına tıkır tıkır kaset gibi kaydediyorlar. Şimdi dönüp baktığımızda bayramları bayram gibi yaşamıyoruz. Özellikle bu son dönemlerde. İşte bayramları daha çok bir tatil gibi yaşıyoruz ve işte acaba bu sene işte Kurban Bayramı kaç gün tatil? Oh. 4 gün tatil, 5 gün, ay birleştirilecek mi, 9 gün mü olacak? Yıllık izin gibi, çalışanlar için özellikle bir yıllık izin havası taşıyor bayramlar. O yüzden de çocuklara bayramları ve bu kutsal, geleneksel örf ve adetlerimizi anlatmak biraz daha zorlaşıyor. Çünkü çocuk görmüyor. Yani önceden nasıldı? Sabah erkenden uyanılırdı. İşte kıyafetler alınırdı, o güne kadar saklanır ve o gün bayram sabahı giyilirdi. İşte küsler barışır, kırgınlar bir araya gelirdi. Ama şimdi artık öyle bir şey yok. Şimdi çocuklara anlatmakta neden zorlanıyoruz? Bayramda sevdiklerimizi, büyüklerimizi, yakınlarımızı aramıyoruz bile. Toplu mesajlar atıyoruz. Evet. O kadar çok teknoloji işte gelişti ve o kadar çok artık çocuklar bir arada olmaktansa bilgisayar oyunlarını tercih etmeye başladılar ki biz çocuklara bu yüzden bayramı öğretebilmek, bayramın ne olduğunu anlatabilmek, o gün ne yapıldığını konuşabilmek için önce bizim bunu uygulamamız gerekiyor. Nasıl anlatmalıyız kısmında işte o eski gelenek göreneklerimizi sürdürerek anlatmalıyız. Neler yapmalıyız mesela? Çocuklarımıza nasıl bu gelenek görenekleri gösterebiliriz? Hangilerini? Mesela bayram sabahı erkenden kalkmak ve pırıl pırıl giyinmek. Ve çocuklara harçlık geleneğini sürdürmek. Gerçi bir de şunu düşünüyorum. Mesela bunu anlatırken aklıma şu geliyor. Artık her şey o kadar kolay ulaşılabilir oldu ki. Mesela önceden ben ayakkabımla uyurdum babamın aldığı bayramda. Başucumda onunla yatardım. Şimdi düşünüyorum. O kadar çok çocuklara bunları sunuyoruz ve o kadar doyumsuz oluyorlar ki. Şimdi bayram hediyesi aldığında ve bayram kıyafeti aldığında o ondan mutlu olmuyor. Olmuyor, çünkü zaten hep gördüğü şey. Bir de işin şu tarafı var. Mesela ben hatırlıyorum, apartman komşularımıza tık tık çalar, şeker alır, işte harçlık beklerdik, biriktirirdik o harçlıklarımızı filan. Şimdi sen çocuğunu site içinde yaşıyorsun, güvenlikli ve bilinmiş ve hani özel bir sitedesin. Ama buna rağmen oturanlar çok kaliteli vesaire, ama buna rağmen sen çocuğunu kapı kapı gezdirip o geleneğini sürdürmesi için ona ön ayak olabilir misin? Çok mümkün zor değil. Çünkü korkuyoruz artık. Ya da mesela mendilin içinde para vereceğim. Mendili nereden bulacağım? Değil mi? Mendil diye bir şey kalmadı ki artık. Var mı sizin evde mendil? Var mı? Para için kullanmıyoruz diyor. Yani düşündüğünde eski bayramları gel şimdi çocuğa anlat. Anlat. Nasıl anlatacağız? O zaman yeni bir konsept mi yaratmamız gerekiyor? Ne yapacağız? Bence biraz daha bizlerin o noktaya dönüşmesi gerekiyor. Yani...
mesela yaşlıları düşünüyorum. Çocukları değil sadece. Yaşlıların en büyük psikososyal sorunu ne? Yalnızlık. Değil mi? Tek başınalar ve bayram gününü çocuklar gibi öyle bir bekliyorlar ki. Ama biz ne yapıyoruz? Yani bunu ben de yapıyorum. Muhtemelen sen de yapıyorsundur. Birçoğumuz. O bayramı annemlerle, ailemle, büyüklerimle, anneannemle, dedemle geçirmek yerine acaba yurt dışı seyahati olarak gitmediğim hangi ülkeye gitsem diyorum. Ya da işte yani ülke içinde bir yerlere gitme planları yapıyorum. Aynen öyle. Hepimiz bunu tabii yapıyoruz. Ki, tabii neden? Ki. İşte iş yüküm çok fazla diyorsun, stresim çok diyorsun. Zaten gece gündüz çalışıyorum diyorsun. Kendinde bunu hak görüyorsun. Hı. Ama önce biz bunu ebeveynler olarak sürdürelim ki çocuklarımız da bunu anlatmaya, özellikle anlatmaya gerek kalmadan öğrenebilsinler. Bir de şu var, şimdi önceden bayramlarda bir arada olduğumuzda televizyon, bilgisayar bu kadar yoktu ve sohbetler, güzel oyunlar vardı. Çocuklar sıkılmıyordu. En büyük eğlence merkezi Luna Park'tı ve o günü bekliyordu Luna Park'a evet, gitmek için. Düşünsene evet. Şu anda öyle değil ki. Bir araya gelsek bile çocukların elinde cep telefonları ve oyuncaklar ve işte sadece çocukların oyunları. Mı? Bizlerin de annelerin, öyle. Babaların da. Aman dur bir dakika çocuğum şu mailime cevap vereyim. Geçen gün bir köşe yazarı yazmış. Bir saatlik uçak yolculuğunda bir anne babanın çocuğuyla olan ilişkisini ve konuşmasını. Uçakta şey kesiliyor. Teknolojik o İşte tamamen hepsi kesiliyor ve anne baba hemen hostesi çağırıyor. Biz şu anda ne yapacağız? Kesildi, ne zaman gelecek? Biraz bekleyelim diyor. 10 dakika geçiyor, bir daha çağırıyor. Çocuğu oyalayamıyor. Çocuğu asla zapt edemiyor. Yani bir saat bir anne baba çocuğuyla nasıl vakit geçireceğini bilmiyor. O kadar çok bağımlısı olmuşuz ki biz bu, evet bir yandan iyi doğru kullanırsak ama o kadar çok bağımlısı olmuşuz ki ve... Senin Instagram'da story'ni gördüm. Dün. Televizyonun üstünü kapatmış. Arkadan çocuklar için vazgeçilmez Wheels on the Bus Goes Round and Round adlı o meşhur edebi edebi ve ebedi. Evet o şarkıyı. Seviyor mu? Çok seviyor. Ama sen seyrettirmiyor. Çocukların doğum gününde onlarla oynarken bayılmıştım ben o şarkıya. Açıyorum sürekli. Bayılıyor tanem. Fakat kafayı sürekli televizyona çevirmeye çalışıyor. Ters yatırıyoruz. Boynunu böyle yapıyor bu sefer. Nereden geliyor bu ses şimdi diye. Ne yapayım ne yapayım diyorum. En sonunda dedim ki üstünü örteceğim televizyonun. Kapattım. Şimdi? Şimdi çok rahatım. İstediği kadar kafasını çevirsin. Bu arada lütfen şunu gösterir misin kameralara? Ay, evet. İşte anne nasıl çocuğuna aşık olunca olanları görünüz. Bu bir öyle numaralı buraya, kameraya doğru göster. Bu arada sadece Aslı yaptırmadı bunu. Eşi de yaptırdı. O da normal, kız kardeşi de yaptırdı. Evet, biz üçümüz de tane maaşı. Ben bunu yaptırdım ama kızımın adını buraya yazdırırken kocamı da unutmayıp buraya da onun adını yazdırdı. Ay Allah'ım onu da göster o zaman. Onu da göster. O gözükmüyor sanki. Orada da Erkan yazıyor. Evet, ya, bir taşla iki kuş vurayım diyerek. Ama Erkan senden önce davrandı. Evet Erkan benden önce. Daha önce o benden yazdırdı. Önce kazıttı ismini. Aman Allah mutluluğunuzu bozmasın. Ne güzel bu bayram hepimiz sabahı. Mutlu mutlu. Herkes tabii ki bir şekilde mutluluğun peşinde. Mutluluk kolay yakalanıyor mu? Çok zor. Çok zor değil mi? O kadar doyumsuz olduk ki. Ufak tefek şeylerden artık asla mutlu olamıyoruz. Diyorum ya önceden babam bana hiç unutmuyorum. Bu sabah aklıma geldi hatta. Beyaz bir spor ayakkabı almıştı bayram günü. Onu giyeceğim diye mutluluktan ölüyordum oğlum. Yani hani çok yoksul bir aile değildik ama nedense o ayakkabıyı asla unutmuyorum. Fotoğraf karesi gibi zihnimde. Başucuma koyup uyumuştum. Yani düşünsene şimdi çocuklara ayakkabı alınca ne yapıyorlar? Hiç. Umurlarında bile olmuyor. Hiç. Hatta oyuncakçıya girdiklerinde tutturma diye bir şey bile söz konusu değil. Çünkü bundan var, bundan var, bundan var, bundan ne da var bizde. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Çıkıyorlar evet. Dışarıya koşturmaya. Ne enteresan. Ya, o kadar da bilinçli okuyan tabii anneler ki, babalarız evet. Bir şekilde. Tabii ki modern hayatın getirdiği bazı durumları görmezden gelmek mümkün değil. Evet insanlar çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Bunu tatil olarak gören çok fazla insan var. Görmeyenden daha fazla tatil olarak gören var. Onlara da saygı duyuyorum elbette. Fakat hep beraber ah o eski bayramlar diyoruz. Sen mesela ah o eski bayramlar desem ne gelir aklına? Biz, benim annemin tarafı, anneannemler kalabalık bir aile. Yani annemler 7 kardeşler.
Ve bayram günü direkt onların evi geliyor. Anneannemlerin evi geliyor aklıma. Kalabalık bir masa. Oh. Bütün teyzeler, dayılar, işte kuzenler hepimiz bir aradayız. Ve o işte anneannemin yaptığı güzel yemekler. Hatta anneannem birkaç gün öncesinden bayram temizliğine girerdi. Hmm. Şimdi bayram temizliği diye bir kavram vardı. Evet. Düşünsene şimdi öyle bir şey var mı? Yani yaz temizliği falan var. Bayram temizliği ciddi bir kavramdı o. Ve 3 gün. 3 gün falan sürerdi. Anneanne 3 gün bayram temizliği yapıyor. Kocaman ev, o kadar kalabalığız falan. Herkes bir işin ucundan tutardı. Şimdi öyle değil ki. Şimdi bul bakalım birini, bulabiliyorsan getir gel yardım etsin falan. Hani herkes kendi işinde, kendi çoluğunun çocuğunun yanında. Herkes bireyselleşmiş. Şeye dikkat etsene oğlum. Önceden 1+1 evler var mıydı? Yok. Şimdi sitelerde en çok kiralanan evler 1+1 evler, en çok satılan evler 1+1 evler. Çok bireyselleştik çünkü. Aileler küçüldü. Artık çekirdek aile bir çocuk anne ve babadan oluşuyor. Artık 7 çocuklu aile, işte 8 çocuklu aile o kadar azaldı ki. Mümkün. Ama benim aklıma şu soru geliyor. Metropollerde mi böyle yoksa Anadolu'da da bu kavramlar kayboluyor mu yavaş yavaş? Bana göre Anadolu biraz daha koruyor bu kavramları. Değil mi? Bence ama de. Bizim gibi şehirlerde, bizim yaşadığımız şehirlerde kesinlikle çok daha başkalaştı, dönüşüme uğradı. Bence Anadolu'da daha korunuyor. Bence de. Ve Anadolu insanı daha geleneğine, göreneğine sahip bağlı. Sahip çıkıyor. Daha mutlu yaşıyor, daha toprakla yaşıyor, daha rahat yaşıyor, daha sevgi dolu yaşıyor. Ama bence bu hala bizim elimizde olan bir şey. Mesela şimdi annemlerin kardeşlerinden yola çıkınca aklıma şu geldi. En büyük teyzem hala bu gelenekleri, görenekleri sürdürmeye çabalıyor ve inanılmaz bir şekilde mesela çocuklarını o yönde yetiştirdi. Ben kendime bakıyorum, kuzenime bakıyorum. O benim kesinlikle 10 katım daha bunu sürdürüyor fazla bir şekilde. Yani asla atlamadan devam ettiriyor. Bu bence biraz anneyle babayla. Peki sen bayramlarda büyüklerini arıyor musun? Arıyorum. Ben de arıyorum. Yani kesinlikle atlamamaya çalışıyorum. Ben hepsini de tek tek arıyorum. Aynen. Ben bizim ailede benim adım hep bu şeyde çıkmıştır mesela. Asla atlamaz. Hmm. Büyükle yani hep ararım. Bayram, kandil, doğum günü böyle özel günlere çok önem veririm. Bayram çikolatası getirmiş Aslı. Ne tatlı. Bayram çikolatası hiç aklımın ucundan bile geçmezdi. Getirdim, bayramda aileler birbirine ziyarete giderken çikolata, şeker götürürler. Sürdürmek istedim ben de o geleneğimizi. Çok tatlısın ama buradan seslenelim gençlerimize. Lütfen muhakkak büyüklerimizi arayalım. Ve şunu da dile getirmek istiyorum. Lütfen toplu mesaj atmayınız. Onu bayram mesajından saymıyorum ben. Evet. Cevap bile vermiyorum onlara. Çok değersiz hissediyor insan kendini. Çok değersiz toplu böyle tık tık tık. Hiç tık. Ben cevap bile yazmıyorum ben senin de dediğin gibi. Yazmıyorum. Aramak bir sesini duymak en azından. Madem telefonu çok kullanıyoruz hayatımızın her yerinde o zaman böyle de kullanalım. Evet. En azından bir sesini duyalım ya. Hani o büyüklerin buna çok ihtiyacı var. Düşünsene İleride tanem büyüyecek, anneni, kayınvalideni, dedelerini arayacak. Bayramınız kutlu olsun, anneanneciğim büyüyecek. Ay göreceğiz mi o günleri? Ama bunu görebilmek için önce rol model olmak gerekiyor öyle değil mi? Anne sen yapmıyorsun ki benden niye bunu bekliyorsun dediği anda ne diyeceksin? Bu kesinlikle geri dönüşümü olan bir yatırım. Hep onu söylüyorum. Geri dönüşümü olan bir yatırım onun için yapalım. Yapalım ki bize de geri dönüşümü böyle olsun. Peki tanem senin elini öpsün ister misin? İsterim tabii ki. İsterim. Ben o kafadayım. Hmm. Ben benim elimi öpsün çok tercih etmem de annem ve babamın elini öpsün ya isterim. Bayramlarda sabah uyandığımızda... Bayramlarda öpsün. Tabii normal hayatta öpsün. Zaten kızcağıza durup elimi öptürmem ama... Öp bakayım evladım annenin eline diye. Şeyi çok isterim. Bayram sabahı uyandık. Uyandı. Güzel güzel temiz kıyafetlerimizi, yeni kıyafetlerimizi giydik. O kahvaltı masasına oturduk. Geldi babacığım elini öpeyim, anneciğim elini öpeyim dedi. Bunu çok isterim. Hazırladın mı peki paralarını taneme? Hazırladım. Onun kumbarası var zaten onları da. Öyle evet, kumbarasını. Bak o da gelenek görenek. Tabii kumbara. Onu da Erkan başlattı. Ne güzel. Onun zaten kumbaraları meşhur. Açılır, aynen, verilir. Aynen, yardımsever. Çocuklar için tabii son derece önemli bayram. Ama eğer gerçekten o ruhu, o aynı zamanda aile kavramını ve bayram eğlencelerini, gerçek bayram eğlencelerini çocuklara verebilirsek. Hı hı. Mesela bayramda ailelere nasıl faaliyet yapmasını önerirsin? Mesela bilmece falan. Bilmece, evet. İsim şehir hayvan. İsim şehir, bunlara oynar. Kabir ziyaretine ne diyorsun çocuklarla? Evet, evet. Ya bence o zaten o ziyaretler
hep olmadı ama çocuklara götürmek konusu. Küçük yaştaki çocukları gene bireysel bir cevap. Eğer çocuk buna hazırsa, atlatmışsa o süreci, birinci dereceden yakını mı? Mesela annesinin babasının ziyareti ve bir hafta önce annesini babasını kaybetmişse tabii ki bayram günü çocuğu travmatize etmek doğru değil ve yani bayram günü değil hiçbir şekilde. Çocuk ona hazır olduğunda kabir ziyaretini yapmalı. Ama anneannesi hiç görmemiş zaten daha önce. Ölümü anlatmışız çocuğa. Hani önceki programlarda anlatmıştık nasıl anlatılacağını. Çocuk her şeyin farkında. 4-5 yaşlarında. O zaman gidilebilir. Öğretilebilir kabir ziyaretinin önemi. Vazgeçilmezliği. Ama tabii ki dediğim gibi yeni bir kayıp. Çocuk zaten yaşı çok küçük. Toprağı görüyor. Altında ne var? Nasıl yani? Filan. Nasıl? Hani, niye ki toprağın altına giriyoruz? Onları anlamayacak yaştaysa ve çok yeni bir kayıpsa tabii ki bayramda böyle bir şeyle çocuğu bu sefer ne olacak? Bayram çocuk için ölüm olacak ve onu meç edecek kafasında. Evet. Onu da o doğru bir şey değil. Doğru bir şey değil. Şeker bayramımız, Ramazan bayramımız aslında. Ramazan bayramımızı da keyifle, mutlulukla ama büyüklerimizi hatırlayarak, ama kaybettiklerimizi hatırlayarak geçelim. Tatil yapanlara da keyifli tatiller diliyoruz canım. Kimsenin tatilinde gözümüz tabii yok. En azından telafi etsinler. Öncesinde gitsinler bari. Şöyle, eğer gitmeleri gerekiyorsa kimseyi engellememiz tabii mümkün ki değil. Telefonla bayram kutlasınlar. Evet. Aklımdasın, seni hatırlıyorum, benim için değerlisin. Gittim ama aklım sizde. Teyzecim, bu sözler bile yeter. Bayramın kutlu olsun, bayramın mübarek olsun. Evet. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar. Budur. Tatilden. Çocuk bunu bile görse zaten, çocuk için zaten al sana bayramı anlatmak oluyor. Aslıcığım, sana ve taneme ufak bir kitap armağanımız var. Gene hediyeler. Evet, ufacık. Kaşal, Kio McLear ve Isabella Arsenault hep kitaptan çıkmış. Böyle çok tatlı bir süper çizim. Büyüdüğünde süper kitaplara bakacak ve hoşlanacak yaşa geldiğinde keyifle göstereceğin. Ben şimdi bile böyle gösteriyorum. Tabii. Çok faydalı oluyor. Böyle izliyorlar. Tabii, biz her akşam muhakkak bir tane süper kitap okuyoruz ikisi de. Bu da sana Güneş Patladığında Şizofrenin Gizemi. Christopher Bolas. Süper. Bu da harikasın. Sana çok teşekkür ekibin ederim. Özel seçtiği bir çok kitap. Çok mersi. Çok teşekkür çok ediyoruz. Bebeğini bıraktın. Ne demek? Koştun, geldin. Söz seninle konusu sensen. Canım benim. Seninle yayın yapmak, senin o tatlı, yumuşak ses tonunu dinlemek benim için çok büyük bir keyif. Ama kısacık bir zamanda algılıyorum ki izleyicilerimiz için de vazgeçilmez oldun. Canım. Onun için seninle birlikte olmak çok ama çok keyifliydi. Her zaman olduğu öyle gibi. Teşekkür tanemciğimizi ederim. Öpüyoruz. Erkan'a da çok selamlar. Çok sağ ol canım. Ve efendim Aslı ile birlikte, bu güzel sohbetle birlikte biz de yayınımızın sonuna geldik. Ama kapatmadan önce sevgili Aslı'dan bayram mesajını alalım. Bütün anne babalara güzel rol model olacağınız, hayırlı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum. Ben de diyorum ki büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum, onlara sıkıca sıkıca sarılıyorum. Ailelerinizle birlikte, sevdiklerinizle birlikte, tatilde veya yaşadığınız yerde, nerede olursanız olun, mutlu, huzurlu ama en önemlisi sağlıklı ve ağız tatlı bir bayram geçirmenizi diliyorum. Yarın yine özel bir programla, bayram özel programında, üçüncü gününde tekrar sizlerle beraber olacağız. İkinci gününde, bayram ikinci gününde, bugün bizden bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.